Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kon TV izleyicileri, kıymetli izleyicilerim, bir mana dünyamız programıyla daha sizlerle beraberiz. İnsanoğlu olarak biz bir kainatın içerisinde yaşıyoruz. Ve bu kainat şöyle baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi adına mükemmel, muntazam bir şekilde planlanmış, yaratılmış bir kainat. Ve biz bu kainatın içerisinde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan veya ihtiyacımız olan her şeyi rahatlıkla elde edebildiğimiz, rahatlıkla karşılayabildiğimiz bir hayatı sürüyoruz. Yani bir anlamda kainat ile insan arasındaki uyum en mükemmel derecede ve bizim hayallerimizin bile ötesinde bir birliktelik oluşturuyor. Şöyle ifade edelim. Mesela üzerinde yaşamış olduğumuz dünyanın güneşe olan uzaklığı, ayın dünyaya olan uzaklığı ve ayın dünya etrafında dönmesiyle meydana gelen gelgitlerden tutun da yeryüzü üzerindeki rüzgarlar, fırtınalar, işte denizdeki dalgaların oluşması, su akıntıları vesaire Baktığımız zaman devasa bir gezegenin veya devasa bir kainatın sadece ve sadece insanoğluna hizmet için, insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için planlandığını, programlandığını görüyoruz. İşte astronomlar söylüyorlar, dünya güneşe olan uzaklığından biraz daha fazla uzak olsa donarız, biraz daha yakın olsa yanarız ve benzeri gibi. İşte, e, Güneşin etrafında dünya milyonlarca yıldır yörüngesini şaşırmadan, hızını yavaşlatmadan aynı hızla, aynı yönde, aynı yörüngede akmaya, dönmeye devam ediyor. Aynı şekilde ayın dünya üzerindeki etrafındaki hareketleri aynı minval üzere, aynı ivme ile aynı hız, sabit hızda devam ediyor. Böyle olduğundan dolayı ve bizim de Bunlara herhangi bir dahlimiz, herhangi bir müdahalemiz olmadığı için şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Benim bu dünya üzerindeki rolüm ne? Ve kainattaki bu harika ünlü düzenin, kainattaki bu muntazam işleyişin sahibi kim? Bu işleyiş benim irademle gerçekleşmediğine göre bu irade sahibiyle benim aramdaki ilişkinin benim aramdaki düzeyin ne şekilde olması gerekiyor. İşte bugünkü mana dünyamızda Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında bu sorulara yani bir insanın dünyadaki kainattaki rolü nedir ve o kainatın sahibinin kainat üzerindeki veya insan üzerindeki rolü ve insanla ilişkisinin hangi aşamada olması gerektiğini anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Hangi ayeti kerimeler kapsamında bunu yapmaya çalışacağız? En'am suresi 12, 13 ve 14. ayeti kerimeleri bu e, minvalde bir e, değerlendirip manevi hayatımıza aktarımda bulunmaya çalışacağız. En'am suresi 12. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. Kul de ki: "Limen ma fi semavati vel art. Semavattaki ve yeryüzündekiler kimindir de? Bakınız. Şöyle bir düşünelim, bir değerlendirelim. Semavat dediğimiz zaman uzay. Yani galaksiler, işte yıldızlar, yıldız toplulukları vesaire milyonlarca, milyarlarca galaksi. Her galaksinin içerisinde milyonlarca yıldızlar ve her yıldızın etrafında kendi oluşturmuş olduğu veya kendi sistemi ve biz bu milyarlarca milyarlarca gök taşının e, arasında e, dünya diye isimlendirmiş olduğumuz ve bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. İşte bu devasa semavat, devasa uzay, kainat ve mikro alemde yeryüzüne baktığımız zaman işte en ince bizim mikroskopla bile görebildiğimiz, görem ancak görebildiğimiz veya göremediğimiz hatta ve hatta bu kadar teknik teknolojik olarak ilerlememize rağmen hala işte okyanusların tabanında derinlerinde ne var henüz keşfedemediğimiz hatta ve hatta bazı orman yapılarında bazı ekosistemlerdeki yapıları bile henüz keşfedemediğimiz muntazam mükemmel bir kainatta yaşıyoruz. İşte bu dünyadakiler içindeki her şeyle beraber üzerindeki her şeyle beraber ve kainattakiler bütün yıldızlarıyla bütün e, galaksileriyle bütün e, uzay sistemleriyle kimindir diye sor kimindir de kul ve şöyle cevap ver lillah Allahındır işte Allah bütün bu kainatın sahibi, maliki, bütün bu kainatın tasarrufunu elinde tutan yegane yegane varlıktır, yegane ilahtır. Çünkü şöyle bir mantıki çıkarım yapacak olursak şayet böylesine mükemmel işleyen bir kainatta ikinci bir güç olacak olursa, ikinci bir ilah olacak olursa elbette ki çatışma çıkar ve elbette ki kainatın bu kozmik düzeni, bu sistemi işleyişi anında yok olur, helak olur ve e, kaosa döner ve e, kainat yaşanmaz ve insanoğlunun yaşayamayacağı bir duruma döner. İşte Allah Celle Celaluhu ayeti kerimenin başlangıcında bir soruyla, Diyor ki semavattaki ve yeryüzündekiler kimindir? Ha, cevap olarak da de ki semavattakiler ve yeryüzündekiler Allah'ındır. Ketebe ala nefsihir rahme. Allah kendi üzerine rahmeti, merhameti ne yapmıştır? Vacip kılmıştır. Bakınız eğer Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, merhameti olmamış olsa kainatın düzeni diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü bakıyoruz maddi alemin ötesinde kainatta Allah Celle Celaluhu öylesine bir manevi alem, manevi bir sistem kurmuş ki tamamen hepsi rahmet üzerine inşa ediliyor, rahmet üzerine devam ediliyor ediyor. Bakıyoruz işte hayvanlar aleminden insanlar alemine kadar ya da işte anne babaların çocuklarına şefkatinden tutun da Güneşin, suyun, yeryüzünde yaratılmış olmasına kadar hepsi nedir? Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin bir tecellisi olarak karşımıza çıkıyor. Şayet eğer Allah rahmetiyle tecelli etmese ve bu varlıklar içerisinde, bu harika işleyen kainat içerisinde tek görevini yapmayan, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen insanoğlunu eğer anında cezalandıracak olmuş olsa zaten şu anda yeryüzünde insan diye bir tür, insan diye bir varlık kalmamış olurdu değerli izleyicilerim. Halbuki insanoğlunun bütün nankörlüğüne rağmen, insanoğlunun bütün inkarına, Allah'a şirk koşmasına rağmen Allah Celle Celaluhu binlerce yıldır ne yapıyor? İnsan oğluna rahmeti ile muamele ediyor. Onu nimetsiz bırakmıyor. Onu nefessiz bırakmıyor. Onu anında helak edip yok etmiyor. Ona yaşama fırsatı, ona tevbe edebileceği kadar bir hayat fırsatı veriyor. Onu nimetlendirmeye devam ediyor. İşte bu nedir? Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti kendi üzerine yazmasından, vacip kılmasından dolayıdır. Evet devamında le yecme'annekum ila yevmil kıyame ve Allah ne yapacak? Sizi yani kainattaki bütün varlıkları, bütün insanoğlunu ta ilk insandan kıyametin kopmuş olduğu saatteki son insana kadar. Yani bunun sayısı şu andaki etnologların veya şu andaki tarihçilerin ifadesiyle dünyanın kurulduğundan beri veya var olduğundan beri Günümüze kadar minimum 250 milyar insan geldi geçti diyorlar. Bu sayı belki çok daha da fazla da olabilir. Ama işte Allah ne yapacak? Kıyamet gününde bütün bu insanlığı toplayacak. La raybe fih ve bunda asla ve kat'a şüphe yok. Nasıl ki Allah her yıl gözümüzün önünde her mevsimde kainatı bütün elden geçiriyor tabiri caizse, bütün varlıkları yeniliyorsa, ölümün arkasından her baharda yeni bir hayat bahşediyorsa, işte kainatın ölümünden sonra yani kıyametten sonra da Allah Celle Celaluhu'nun yeni bir hayatı var etmesi Allah'a hiç de zor değildir. Onun için Allah'ın bizi ahirette huzurunda toplayacağı konusunda en ufak bir şüphe yoktur. Ve yani bu, burada şüphe olmadığına göre öyleyse bizim bu şüphesiz hayatı kazanma noktasında şüphesi olmayan bu hayatı kazanma ona hazırlık yapma noktasında dünya hayatımızı ne yapmamız değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, leyecmeennekum ila yevmil kıyame. Kıyamet gününde mutlaka sizi toplayacağız. La raybe fih. Bunda da hiçbir kuşku yoktur. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İşte o inanmayanlar var ya, onlar kendilerini ziyana uğratanlardır. Kendini zarara sokan kimseler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimselerdir. Şimdi burada değerli izleyicilerim, kıymetli KON TV izleyicileri, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız, اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ kendilerini ziyana uğratanlar, zarara uğratanlar. Allah bir kuluna zulmedici değildir. Allah asla kullarına, bırakın kullarını, yaratmış olduğu hiçbir varlığa Allah zulmetmez. Ya insanlar ya kendi kendilerine zulmederler veya Allah Celle Celaluhu'nun kendi nefislerine koymuş olduğu, insanın nefsine koymuş olduğu kuvve-i kullanarak o öfke, gazap kuvvetini, o potansiyel enerjiyi kullanarak diğer imtihan vesilesi olmuş olduğu insanlara zulmeder. Yoksa haşa Allah zalim değildir. Allah hiçbir varlığa, sadece insanoğlu değil, yaratmış olduğu hiçbir varlığa Allah zulmetmez. Yani kainatta Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu mükemmel bir denge vardır ve o dengenin işleyişi şeklinde gerçekleşir. Hadisat Ha burada insanoğlu iradesiyle işte eğer zulmedecek olursa, iradesiyle haksızlık edecek olursa kendi adına zulmetmiş, kendi adına zarar etmiş, ziyan etmiş olur. Fehum la yu'minun onlar nedir? İnanmazlar. Ee, inanmazlar. Çünkü inanmamak nedir? En büyük bir zulümdür. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Rabbimiz inne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür buyuruyor. Ee, böyle olduğu gibi çünkü şirk Allah'a ait olan bütün sıfat ve esmayı Allah'tan alarak başka varlıklara da vermek, o sıfat ve esmanın başka varlıklarda da olduğunu iddia etmektir. Bu anlamıyla Allah'ın hakkı olanı Allah'tan alıp Başka varlıklara vermektir. Ya da haşa Allah yok deyip Allah'ı inkar etmek nedir? Allah'ın yerine farklı bir varlık koymak ya da Allah'a ait olan yaratma hakkını tasarrufta bulunma, idare etme, irade buyurma hakkını Allah'ın haşa Allah'tan gasp etmektir. Öyle olduğu için bakın bu da nedir? Bir zulümdür. Ama işte asıl zulüm eğer insan... Allah'a inanmıyorsa, ahiret gününe inanmıyorsa, e, kıyamette Allah'ın bizi huzuruna toplayacağına inanmıyorsa ve inanmadığı için de gelişi güzel kafasına göre rastgele yaşamaya devam ediyorsa işte o zaman ne yapmış olur? Kendisine zulmetmiş olur. Allah kuluna zulmetmez. Çünkü Allah kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Ama insanoğlu işte o Allah'ın rahmetli olmasını, merhametli olmasını çoğu zaman su istimal ediyor. Kur'an-ı Kerim aslında bizleri uyarıyor da Allah'ın çok çok bağışlayıcı olması sizin günah işlemenize sebep olmasın diye. Çünkü insanoğlunda şöyle bir kolaycılık var. Günah işliyor ki, nasıl olsa Allah affeder. Bakınız bizim Allah'ı tecrübe etme, deneme, haşa Allah'ı sınavdan geçirme gibi bir lüksümüz, bir durumumuz söz konusu değil. Onun için nasıl olsa Allah affeder diye günah işlenmez değerli izleyicilerimiz. Evet. Ve lahu ma sekena fil leyli ve'n Semavatta ve yeryüzünde her şey Allah'ın olduğu gibi gece ve gündüz barınan her şey de yine kimindir? Allah'ındır. Bakınız bazı mahlukat sadece geceleri aktif hale geliyor. Geceleri tabiri caizse yaşıyorlar. Gündüzleri biz manişet peşinde koşarken bir kısım mahlukat gündüzü istirahatle geçiriyor. Geceleri biz istirahat ederken de onlar ne yapıyorlar? Ee, kendi e, rızıklarını kazanmak için yeryüzünde aktif hale geliyorlar. İşte gerek e, gündüz gerekse gece ortaya çıkan bütün varlıklar ya nedir? Onlar da hepsi Allah'ındır. Haşa şöyle bir şey yok. Yani... Allah sadece gündüz aydınlıkta olan varlıkları görüyor, onlara ilahlık yapıyor, onlara tasarrufta bulunuyor da haşa gece karanlıkta olan varlıkları görmüyor diye böyle bir şey yok. Çünkü Allah nedir? Basirdir. Allah'ın görmesi için ışık gibi bir sebebe de ihtiyaç yoktur. Ve huve's semi'ul alim. Allah nedir? Semi'dir, işitendir ve Allah bilendir. Allah kainattaki bütün varlıkları, bütün varlıkların dualarını, yalvarışlarını, yakarışlarını, bütün varlıkların kendi lisanı haliyle, lisanı haliyle yapmış olduğu dualarını işitir ve onların durumunu bilir. Kul öyleyse bir de şunu söyle. E gayrallahi ettehizu veliyen. Ben Allah'tan başka e, bir hami mi edineceğim, bir veli mi edineceğim, Allah'tan başka ben bir koruyucu mu edineceğim? Çünkü bütün kainat zaten Allah'ın. Biz o kainatın içerisinde hiç ehemmiyeti bile olmayan, belki nokta kadar bile kıymeti olmayan bir varlığız. İşte bütün kainat Allah'ınken, Allah'tan başka bir hami, bir koruyucu, Allah'tan başka bir idareci, bir ilah mı, bir yönetici mi edineceğim? Hem de nasıl Allah? فَاطَرِ vel ard. Semavata ve yeryüzüne fıtrat koyan, semavatı ve yeryüzünü özel yaratan Allah. Bakınız Allah'ın yaratma sanatı fabrikasyon bir üretim değildir değerli izleyicilerim. Yani e, nedir? Fabrikada bir kalıp vardır. O kalıba göre maddeyi basarsınız seri halde ürer çıkar gider. Ama Allah'ın yaratması özeldir. Bakın dünyada şu anda 7 milyar insan var. Hiçbir insanın parmak izi diğerinin parmak izine benzemiyor. Hiçbir insanın göz retinası diğerininkine benzemiyor. Hiçbir insanın ses izleri diğerine benzemiyor. Böyle olduğu için nedir? Allah her bir insanı. Böyle ki bunlar tek yumurta ikizi bile olsa. Öyle değil mi? Onların da parmak izleri farklı. Onların da göz retina izleri farklı. Ses izleri farklı. E, kabiliyetleri, yetenekleri farklı, beğenileri, nefretleri farklı. Öyle olduğu için Allah ne yapıyor? Bütün varlıklar, her bir insanı, sadece insanda değil, her bir varlığı özel olarak yaratıyor. Bundan dolayı belirli bir fıtrata göre yaratıyor Allah. Fatırdır, Haliktir. Genel anlamda, özel anlamda da Allah fatırdır. Semavattaki ve yeryüzündeki her şeyi Allah özel olarak yarat yaratmıştır. Ve huve yut'imu ve yut'am. Ve kainattaki bütün varlıkları Allah doyurur ama Allah kendisi doyurulmaz. Yani yemek yemez, beslenmeye ihtiyacı yoktur. Bakın bütün mahlukatın insan başta olmak üzere bütün mahlukatın rızkını veren Allah'tır. Allah ne yapıyor? ...kainata öylesine güzel bir beslenme döngüsü diyorlar ya koymuş ki işte en tepeden en tabandan en tepeye kadar, en tepeden en aşağıya kadar bir döngü içerisinde Allah bu beslenme zincirini devam ettiriyor, sürdürüyor ve bunu o kadar harika yapıyor ki bunu yaparken de kendisi asla böyle bir şeye de ihtiyaç duymuyor. İşte bakınız. Ee, otu, otçu hayvanlar yiyor. Otçu hayvanlar etçil hayvanlar yiyor. Etçil hayvanlar ölüyor. Onların e, kalıntılarını mikroorganizmalar yiyor. O mikroorganizmalar toprağı besliyor. Toprak otu besliyor. Ot tekrar çıkıyor. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Bütün varlıkların e, rızkı Allah'a ait. İnsanoğlunun da rızkı Allah'a ait. Ha, bugün dünya üzerinde dünyanın bir kısmında açlık varsa bunun sebebi Allah'ın o insanlar için rızık yaratmaması veya e rızıklarını eksik bırakmasından dolayı değil. Ya değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, bunun tek bir sebebi var. Obeziteden ölen insanların açlıktan ölen insanların hakkını gasp etmesinden kaynaklanıyor. Dünya üzerindeki nimetlerin e, adil bir şekilde e, dağıtılmamasından, adil bir şekilde nimetlere erişilmemesinden kaynaklanıyor. Yoksa haşa Allah bazı insanlara zulm olsun diye bazı insanlara e, nimet vermiyor değil. Allah dünyada bütün insanlığa yetecek kadar nimet yaratmış. Ama işte bir takım insanlar diğer insanların nimetlerini gasp ettiğinden dolayı bir kısmı açlıktan ölürken o gasıp durumunda gasp edenler obeziteden ölüyorlar. Kul de ki İnni umirtu en ekune evvel men eslem. Ben Müslümanların Allah'a teslim olanların ilki olmakla emrolundum. Ha, bizim görevimiz şu Allah'a teslim olmak. Bizim görevimiz Allah'a kulluk etmek, boyun eğmek, Allah'ın e, koymuş olduğu e, yasaları, kanunları yeryüzünde hakim hale getirmek, hakim kılmak. Ve la tekunenne minel müşrikin ve müşriklerden şirk koşanlardan olmamakla emrolundum. Öyleyse biz şunu yapacağız. Allah kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Allah inananların bağışlayıcısı ve koruyucusudur. Öyleyse biz Allah'a teslim olarak onun o bağışlayıcı ve koruyucu şemsiyesinin altına gücünün kudretinin altına sığınacağız tevekkül edeceğiz ama bu şu demek değil nasıl olsa Allah beni affeder diye haşa Allah'ı tecrübe etmeye kalkmak bu bir ukalalık olur veya Allah'a ait olan sıfatları isimleri başka varlıklara vermek bu şirk veya inkar nankörlük olur bunlardan uzak durup Allah'ın kainattaki yegane güç olduğunu Allah'ın inananların bağışlayıcısı ve koruyucusu olduğuna iman edip ona tevekkül ederek ona teslim olarak dünya hayatını yaşamamız gerekiyor. Rabbim bizlere böyle bir dünya hayatı yaşayan yaşamayı nasip eylesin. Böyle bir dünya hayatı yaşayan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bizlere rahmetiyle, merhametiyle muamelede buyur, bulunsun ve biz de Rabbimize bütün varlığımızla, bütün samimiyetimizle teslim olmayı Rabbim bizlere nasip etsin diyor. Böylelikle bir mana dünyamız programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir mana dünyamız programında buluşmak, dua ve temennisiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın değerli izleyicilerim.